Kahverengi bir çift göz tiyatrodan doğar. Sinemadan bin bir karakterinle selama durursun. Halkının yanında yoldaş, aşkının peşinde direnç ve sanatınla saflığın haykırışı olursun. Seni izlemek, bir tarihe tanık olmak demek. Usta oyuncu Yaman Okay, Giresun'un Tirebolu ilçesinde 1951 yılında dünyaya gelir. Babası İhsan Bey, Sinop'un Ayancık ilçesindeki Ziraat Bankası'na müdür olarak atanır. Halen Ayancık'ın cadde, sokak ve meydanlarında adını taşıyan birçok yer vardır. Liseyi İstanbul'da tamamlar. Yaman Okay, Şişli Siyasal Bilgiler Yüksekokulu'nda eğitim aldığı sırada tiyatroyla tanışır ve sahneye tutkuyla bağlanır. Rutkay Aziz'in Bakırköy'deki bir lise tiyatrosunda keşfettiği Yaman Okay, Bir Yol adlı oyunla sanat hayatına başlar. Aziz'in desteğiyle Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa adım atan Okay, El Kapısı, Lipstick Duruşması, Ana ve Sakıncalı Piyade adlı toplumsal sorunları ele alan oyunlarda oynar. Rutkay Aziz bir röportajında Okay için deli dolu, her an öfke patlaması yaşayacakmış gibi ama çocuksu yanını hep saklayan sevecen biriydi. Onu ilk gördüğümde Türkiye sahnesine merhaba diyen birinin geldiğini görüyordum. Ankara Sanat Tiyatrosu sahnesine onu almakla hem ona hem de Ankara Sanat Tiyatrosu'na doğru ve gururlu bir iş yaptığımı düşünmüşümdür. Yıllar boyu anlam dolu ve keyifli oyunlar içinde sahnedeydi hep Yaman. Ve o her koşulda devrimci duyarlılığını korudu. Ülkenin bütün sorunlarına her zaman duyarlı oldu. Yaman Okay, Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı, Zeki Ökten'in yönettiği Sürü'yle 1978'de sinema oyunculuğuna emin adımlarla başlar. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede gösterilip beğeni kazanan filmde Okay, Sara hastası Abuzer karakterini canlandırır. "40 Metrekare Almanya" filmiyle şimdilerde merakla yeni bölümlerini izlediğimiz dizi Kırmızı Oda'da Burcu Biricik'in Boncuk karakterinin yaşadıklarına esin kaynağı olan bir hikayede Dursun rolüyle karşımıza çıkar. "Kızmayacağım, hadi söyle bakalım." "Ne olur Dursun, bir kerecik olsun dışarı çıkar beni. Dayanamıyorum galiba." "Seni bu pazar doma götüreceğim. He? Gönlün oldu mu şimdi kız?" "Sen mi söylüyorsun Dursun?" Bereketli Topraklar Üzerinde filmindeki Pehlivan Ali karakteriyle bize çaresizliğin ne demek olduğunu en iyi şekilde anlatır. Ve bu oyunculuk 1981 yılında Antalya Film Festivali'nde en başarılı yardımcı erkek oyuncu ödülünü getirir. Ayrıca film sıkı yönetim tarafından yasaklanır. Daha sonra ise kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınır ve negatiflerin bulunmasından hemen sonra film Türkiye'de 28 yıl sonra gösterime girer. Bereketli Topraklar Üzerinde 1981 yılında Strasbourg'da yapılan oylama sonucu Avrupa'nın en iyi filmi seçilir. "Erkek adam ağlamaz." "Ben de biliyorum, ağlamaz. Ağlamaz ama." "Neyse, oldu bir sefer. Sana tokat attığında ona şöyle bir kara kucak girmek vardı ya, neyse oldu bir kere. Kalk hadi kalk." "Ne yapacağımızı biliyor musun?" "Ne yapacağız?" "Beyaz rengeli gelir." Birçok toplumsal filmde oynayan Yaman Okay, Yoksul filminde canlandırdığı Süleyman karakteriyle "Bu İstanbul'da para kazanacağım, evleneceğim diyorsan önüne geleni kazıklayacaksın aslanım. Acımak yok" diyerek sistemin acımasızlığını anlatır. "Ne sayıyorsun lan boşuna? Sana eksik getirdin diyen mi var? İşte 100 tane kadar. Bu İstanbul'da para kazanacağım, evleneceğim diyorsan önüne geleni kazıklayacaksın aslanım. Acımak yok." Asiye Nasıl Kurtulur, Umuda Yolculuk, Piyano Piyano Bacaksız ve Pehlivan adlı filmlerle çeşitli televizyon dizilerinde de rol alan Okay, ayrıca seslendirme çalışmaları yapar. Aktivist kişiliği nedeniyle de bazı oyuncularla tartışma yaşayan Okay, Yılmaz Güney'in filmlerinin gösterilmesini savunduğu için Fikret Hakan'la aralarında tartışma çıkmış ve Fikret Hakan bunun üzerine Yaman Okay'ın provokatör olduğunu iddia etmiştir. Usta oyuncu Bizimkiler dizisinde Almanya'dan gelen dayı rolünde oynarken maalesef ki hastalığını öğrenir. Rol gereği Almanya'ya bir daha Türkiye'ye dönmemek üzere gider, karar verir ve diziden ayrılır. Oyuncuyu izlediğimiz bu son sahnedir. "Sen eşkıya mı kesildin lan bu apartmanın başına ha? Hadi döv, beni dönsene! Bırak, bırak arkadaş, bırak yakamı! Vallahi vurdurtum seni bacağım! Vurdurtum lan! Vurdurt beni ha! Kurban olun, vurdurt, koyma! Karışma sen! Sabri Bey! Herkes dönüşünü dinleyeceksin bu apartmandan! Herkes dönüşünü!" Yaman Okay, 19 Şubat 1993'te İstanbul'da 42 yaşındayken pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybeder.
Usta oyuncunun hastalığını öğrenip hayatını kaybetme süresi yaklaşık 1,5 aydır. Yaman Okay'ın 1984'te evlendiği senarist ve oyuncu Meral Okay, bir röportajında eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlatır. Yaman benim eski arkadaşımdı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncuydu. Ben de Ankara'da yaşayan bir öğrenciydim. Biz başımıza aşk taşının düştüğünü bir mevsim geçtikten sonra fark ettik. Bir gün evi düzenlerken benden çok Yaman'ın eşyaları vardı. Küçük küçük poşetlerle sızmıştı. Aşk bir sızma halidir. Vicdanı yüksek bir adamdı. O kadar temiz bir adamdı ki ona kızamazdınız. Bir o kadar da yiğitti. Ben Yaman'ı hep bir Luna Park'a benzetirim. Onunla yaşamak bir Luna Park'ta yaşamak gibiydi. Bir yandan bütün cümbüşü, pırıltısı, eğlencesi, sürprizleri, öte yandan yüreğinizin ağzınıza geldiği anlarıyla tam bir Luna Park gibiydi. Ben her zaman bu adam ne zaman yorulacak derdim. Her şeyi hızlı yaşardı. Bir proje söz konusu olduğunda hızına yetişemezdiniz. Bazen düşününce dehşete kapılıyorum. Demek ki acelesi varmış diyorum. Kısa bir ömre, birkaç kişilik hayat sığdırdı. İyi ve ahlaklı bir adamdı Yaman. Çok ahlaklı bir adamdı. Çok şefkatli bir adamdı. Vicdanı yüksek bir adamdı. Yaman'ın yanında hep kendimi ben daha iyi insan olarak hissetmişimdir. Meral Okay'ın dediği gibi hayatına oyunculuğuyla devleşen birçok rol sığdırır. Deli Deli Küpeli filmindeki Eşkıya Yılanoğlu, Tatar Ramazan'da Adalet'in tokadını yiyen Koca Mustafa karakteriyle hafızalarımızdan hiç gitmez. Koma'ya girene kadar Yeşim Ustaoğlu ve Tayfun Pirselimoğlu ile beraber senaryo çalıştılar. Sonrasındaysa Tayfun Pirselimoğlu tarafından yazılan ve Yeşim Ustaoğlu tarafından yönetilen ilk uzun metraj filmi olan İz çekilir ve Yaman Okay'a adanır. Yaman'ın rolünü ise Aytaç Arman oynar. Film 14. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde yılın en iyi Türk filmi ödülüne layık görülür. Bana Cezmi Kara'yı tarif edebilir misiniz? Cezmi Kara? Ne bileyim. Sizin boylarınızda esmer öyle birisi işte. Ama şey, bana hiç böyle intihar edecek birine benzemiyor gibi geliyordu. Hiç benzemiyor yani intihar edecek birine. Sizde bir resmi var mıydı? Öyle adamın resmi ne işi var bende? Yıllar sonra Asmalı Konak dizisinin senaristi Meral Okay bir röportajında dizideki hayat Yaman'la benim yapamadığımız çocuğun adı diye aktarır. Usta oyuncunun ardından sanat dünyası yasa boğulurken yakın arkadaşı Sezen Aksu kendisi için Adamların Adamı adlı şarkıyı kaleme alır ve bir süre sonra aynı şarkıyı Nükhet Duru seslendirir. Zaman durup seninle dinlenirdi. Senin oyunculuk sevdan başucu hikayemizdi. Adın kalbimize mıh gibi çakılı. Sen ki yıllara meydan okuyan Meral'in Yaman aşkı, yitip gitmeyen dev bir oyuncu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha sonraki videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.